Selamlar hepinize. YouTube Lassa kanalına gelen yorumları türevle oturduk. Birazdan yanıtlamaya başlayacağız. Bu güzel mekanı da bize açtığı için Steak Room'a çok çok teşekkür ederiz. Ne haber Tura? İyi abi, sen nasılsın? İyiyim ben de, ne yapayım ya. Özleştik. Vallahi özleştik. Evet. Evde bir çekim yapamıyoruz. Evet abi, aynen. Neyse, yaparız artık. Vallahi olur, olur. Evet, gelsin bakalım sorular. Sevgili yapımcımız Fırat bugün soruları soracak. Kendisi gözükmüyor ama benim ama karşımda oturuyor. Lastacılar tanır beni. Evet, dış ses olarak onu tanıyorlar, evet, Aleyce'den. Aleyce'den tanıyanlar var. Buse Öztekin, düşünsene Kayseri'ye geliyorsun ama mantı yemiyorsun. Mantı yemiyor muyum? Mantı yiyorum. Mantı yedik Kayseri'den. Farklı bölümlerde var. Buse Öztekin oraları görmemiş demektir. Ha, Buse Öztekin oraları kaçırmış. Vallahi mantı yedik tabii ki. Kayseri'ye gidip mantı yenmez mi? Tabii ben Kayseri'de olmadığım için. Sen Kayseri'de yok. Peki tabii. Cıvıklı yediniz mi? Cıvıklı Develi'de olur. Kayseri'de olmaz. Bizimkiler de zaten Develi'de. Ama şöyle bir durum vardı. Yani bir 45 dakika arabayla gitmemiz gerekiyordu. Ona da vaktimiz yoktu açıkçası. Yoksa cıvıklı hakikaten harika bir pidedir. Çok severim ben. Çünkü Şepanur Nietzsche her yerde bulunup tadım yapılabilecek yemekler yerine keşke Kayseri özgü olan lezzetleri paylaşsaydınız diye sitem etmiş. Kayseri mantısı, yağlama ki yediniz, Develi cıvıklısı, nevzine, ayvalı tahinli yaprak sarması, sucuk, pastırma, uzar gider liste ama kelle paça diyarı gibi bir izlenim uyandırmış bu video. Vallahi yani Kayseri'de benim en çok etkilendiğim ürünlerin başında pöç var, dana pöç. Onu yedik bir kere. Ondan sonra kelle paça gayet güzeldi, ben çok severim. Ama diğer ürünlerin de birçoğunu aslında tükettik. O sanırım o diğer videoları izlememiş olabilir. Belki o yüzden oradan hepsi izlemeli. Evet. Evet. Yani bir şehri bir videoda anlatamadığımızdan, 2-3 video olduğundan hem Azerleme kanalında hem Lassa YouTube kanalında izleyebilir izleyicilerimiz. Hayır, o zaman göreceksiniz ki yani bu saydıklarınızın birçoğunu yedik. Tabii ayvalı yaprak dolmasını ben de yemedim yani yarı Kayserili olmama rağmen. Onu itiraf ediyorum. Şimdi geri bildirimlerden başladık, bir de güzel şeylerden bahsedelim. Bunun çözümü de şu olabilir, mesela kanala abone değillerse, kanala abone olsunlar. Hemen o program, yani bir şey yüklendiği zaman hemen görsünler ki ondan sonra kaçırmasınlar, değil mi? Zaten abone olunca bildiğim kadarıyla otomatikman evet, mesaj gidiyor. Evet, aynen mesaj gidiyor tabii. Aslında abone olmaları şefim, üstüne de notifikasyon yani bildirimi açmaları lazım. Gerekiyor. Bazıları gelmedi diye sitem ediyor. Hem abone olun hem de bildirimleri açın. Tabii. Evet. Gez gez dolaş anne kız mutfağından muhteşemsiniz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Deneyimlerinizden faydalanıyoruz. Bilgileriniz çok kıymetli. Ha, sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Onlar da geçen haftalarda bir gelip Fire Room'da bir çekim yaptılar. Henüz görmedim çekimi ama güzel olmuştur. Ertürk Akbulak, adamlar gezdikleri yörelerde pul biberlerine yemek döküyorlar. Vallahi evet, ben düşünmüyor değilim onu yapmayı. Ama yani acı pul biberde adam gibi bulamıyorum ne yazık ki son zamanlarda. Bulduğumuz yerler oldu ama. Bir getireceğim yine. Antep'ten bir getireceğim. Mersin'deki çok iyiydi. Çok iyiydi. Dün aslında bir tane şeyde Fire Room'da otururken bir Mersinli bey vardı. Aha. Ondan sonra çok güzel yerlere gittiniz ama birkaç yer daha var dedi ve yani o yediğimiz pul biber de arkadaşın anlatıyordu karşında kebabı bildiğin pul bibere böyle buladı. Ondan sonra yediler ve ama yaktığını anlamışlar onlar. Abi evet yani hani yanmamak mümkün değil. Yok çünkü sağlam yandık canım. Evet. Ben de. Gözümden yaş geldi. Evet. Nur Sina'nın sorusu ya Hazer Bey çok kasıntı zannederken ponçik bir adam çıkması ah bu ön yargılarım. Ponçik ne oluyor? Ben de onu merak ediyorum. Yani hani senin o yargılarından dolayı. Ya o neden biliyor musunuz? Genelde bu yani benim televizyonda olduğum yemek programlarında ben yemeği ciddi ciddi yapıyorum yani. Sonuçta gülerek yemek yapamıyorum. Ondan dolayı diğerlerinde de jürinin de ciddi olması lazım. Belki kasıntı görünüyor olabilir ama neyse koyuz işte. Evet, sen normal hayatında eğlenceli bir adamsın. Yani rahat, eğlenceli. Kolay iletişim, iyi iletişim kuran bir adamsın. Sen fazla ciddiysin. Öyle yorumlar var yani. Çok ciddi duruyorsun, biraz gülsene diye. Ha Allah. Öyle yani. Bana hep böyle yorumlar gelir zaten. Yani. En çok gelen yorumu okuyorum. Lütfen. En çok gelen yorum başlığı aslında. Net bir soru. Yediğiniz, içtiğinizin parasını veriyor musunuz? Yediğimiz, içtiğimizin parasını yani her seferinde vermeye çalışıyoruz. Ama kimi işletmeler istemiyorlar. Almıyorlar. Kimileri de alıyor. Ama hakikaten de zorluyoruz. Evet. Kimileri de alıyor. Alıyor, aynen. Elimizden geldiği kadar ısrar ediyoruz. Evet. Ve alanlar aldırabildiklerimiz oluyor. Ama şu algı da kırılsın. Biz mekan tanıtmaya gitmiyoruz. Evet. Bazen içeriye girdiğimizde sürpriz oluyor. Evet. Yasin Çelik. Televizyonda çıksa bu ikili bayağı tutar. Programın adı da naçizane fikrim. Türevle Anadolu'ya Hazer miyiz?
Adını beğenmedim ama. Acaba şey mi demek istedi? Türevli Anadolu'yu Hazerler miyiz? Hazerler miyiz? Hazerler miyiz? Olabilir. Şimdi, ha, buna okey oldun yani. Şimdi bu menemen soğanlı mı soğansızlıdan sonra yarattığınız bir şey var. Soda şişirir mi, rahatlatır mı? Evet. Onunla ilgili uzun bir yorum var. Evet. Siz de kahvenizi yudumlarken. Soda köpürerek şişirmek suretiyle midenin alt ve üst kapakçığını açtırır. Alt kapakçığın açılmasıyla tüketilen gıdalar bağırsaklara yollanırken kalan gaz midede sıkışıklık vereceği için yenirti getirir. Bu da rahatlamayı sağlar. Soda ve maden suyu ayrımı iyi yapılmalı. Bunun yanında mercimek çorbası ile tüketimi tehlikelidir. Mercimek çorbası koyu ve tarhana buluşundan ötürü gazlı içecek ile birleşti ani köpürme olur. Bu köpürme neticesinde mide şişer ve akciğerlere muazzam baskı yapar diye devam eden Ali Osman Bey'in uzun bir yorumu var. Abi adam çalışmış. Ali Osman Bey'e çok teşekkür ederiz. Evet. Bizi aydınlattı. Yani son olarak bir bardak suya karbonat atıp içmek hepsinden iyidir demiş. Evet. Yapalım onu. Deneyelim bir. Harun Demirel. Sonunda bilgisayar başında yemek yerken izleyebileceğim bir şey buldum. Harikasın. Evet. Feo. Hazer Şef'in damak tadı ve yeme tarzını seviyorum. Harikasın Feo. Bici Bici Kadir. Daha çok video gelsin. İki günde bir istiyorum. En sevdiğim program. Buradan sponsorumuza sesleniyoruz. Daha çok. Bütçeleri arttırırsak. Ya ben aslında nasıl çalıştığımızı söyleyeyim. Genelde iki günümüzü ayırıyoruz. Aynen. İki haftada bir bu işe. Ve o iki gün içerisinde çekiyoruz. Çünkü öbür türlü hakikaten yani ikimizin de bir sürü işi gücü var. Onlara da yetişmemiz için daha fazla sayıda video biraz zor. Zor, evet. Sadece şu yapılabilir. Videoların zamanlaması kısılıp her videoda bir mekan gösterilebilir. Onu da yapmama sebebimiz bazı yorumlar var ki onları koymadım bugün. Ya 35 dakika su gibi aktı. Ne kadar güzel bir bölüm. 3 dakika izleyemiyorum diyor. O da sizlerin başarısı. Hazer abinin samimiyetini çok beğeniyorum. Başarılar diliyorum. Scorpi. Sağ olsun. Ramazan Kır var. Çok güzel bir ikili oldular. Hazer Şef'in maşallahı var ve acıya doymuyor. Türev ikilisine devam. Ama belli bir ara vermek zorunda kalacaksınız. Hem senin televizyon programların hem Hazer Şef'imin yoğun programları. Ama mutlaka bir arada oluyorsunuz. FSM. Şu an mutfakta humus yapıyorum sayenizde. Ya Tarsus lezzetleri efsanedir. Tarsus'a gidince önereceğiniz yerler itinayla denenecek. Harika. Tarsus çok güzel bölümdü abi. Tarsus güzel bölüm. Evet ya. Çok güzel iyi. Yemek. Evet, çok keyifliydi yani. Rıza Selçuk, ünlü bir şef olmana rağmen her ortama sıkıntısız ayak uydurman efsane bir olay. Sağ olasın yani. Ünlü şef olmadan da neysem oydum zaten. O zamandan beri zaten sokak lezzetleri olsun, esnaf lokantaları olsun çok sevdiğim için ünlü şef olmam da bunu değiştirmedi. Ya hala o şöyle bir şey hani ünlü oldum bozmadın. Ünlü oldum bozmadın. Aynen. Parayı buldum bozmadın. Ünlü oldum bozmadın gibi şeyler vardır ya o bence öyle bir şey. Doğru. Yani. Hani kendini... Doğru. Aynen. Bunları hızlıca okuyayım. Yorum çok yazanlar var cevap vermek zorunda değilsiniz. Mert Yetim, Hazer Şef'in ne kadar babacan bir adam olduğunu bir kez daha gördük. Tecir Karamarsa, Kayseri'deyim ve seni göremedim, çıldırıyorum. Equinox DR, Hazer Şef'in Billur kahvecisinde yediğiniz kurabiyeyi annem yapıyor. Aa ne güzel. Dünya küçük. Harika. Şimdi sizin meşhur bir kellede göz yeme ritüeliniz vardı. İsa Onaycı çok güzel olmuş. Özellikle göz yeme afiyet olsun katılan herkese. Ya evet öyle iştahlı yedik ve anlattı ki aslında. Neydi abinin adı? Aydın. Abi. Sağ olsun. Böyle bir iştahlı eliyle o kelleyi o kadar güzel ayıkladı ve şey yedi ki. Bir Kayseri'ymiş abi. Çok fenaydı canım yani. Şimdi olsa vallahi bir tane bütün götürürüm abi. Nuray Ekici der ki bu kadar sarımsak yerken tansiyonunuz düşmüyor mu? Düşmüyor. Ya benim düşmüyor. Benim de düşmüyor. Demet Aksoy. Amanın kelle kelle gel beni yelle. O amcanın kellenin gözünü çıkardığı o andan sonra kasaba bile gidemeyeceğim sanırım. O neydi öyle? Sakatatçı şef yine de çok karizmatiksin. Seviyoruz seni. Böyle bir isim taktı. Sakatatçı şef. Güzel bir şey Allah'a. Öyle bir dükkan mı açsan acaba? Sakatatçı şef. Kulçin yapıyor. Türev reis nerede? Bak burada. Buradayım ya. Eren Düzgün diyor ki bence her yemeğe pul biber attığından kilo almıyor reis diyor. Ya ben de atıyorum ben niye alıyorum? Sen yemek dedik biz. Şey demedik. Halil İbrahim sofrası demedik. Hazer Şef'im lütfen Ardahan'a da gidin kaz yiyin Kübra Kaya. Ardahan'a mutlaka gideceğiz. Zaten davetli edildik orada. Ardahan kaz evi bizi o Kars lezzetleriyle bir tanıştırmak istiyordu. Mutlaka gideceğiz ama zamanlama olarak gittin ne zaman olur bilmiyorum. Gittin mi abi Ardahan'a hiç?
Gittim. Ha ben hiç gitmedim, çok merak ediyorum. Ben yıllar önce gittim. Geçenlerde hatta bir gidecektik. Fırsat olmadı işte. Hmm. Hem de gitmişken çekim yapalım diyorduk ama ayarlayacağız bir zaman. Ben çok merak ediyorum. Çok çok metin duyuyorum. O yüzden öyle çok heyecan duyuyorum. Mehmet... Bir tane Doğu Ekspresi var. Doğu Ekspresi ile falan da gidilebilir. Evet. Ankara'ya uçup mesela Ankara'dan bir günde falan oraya gidiyorsun olabilir. Çünkü. Söyleyelim 24 saatte. Biraz stok yapsın o zaman. Yolculuk esasında. Mehmet Emin çok güzel olmuş. Çok abone lazım. Değil mi? Abone ol. Bu kadar basit. Cem İpek. Hacer Bey. Hacer yanınızdaki mi? Arkadaş kahvelerdeki yancılar gibi duruyor. Ya hayatımın en büyük travmalarından biridir. Hacer tam bizim ortaokuldan Ankara Koleji'nde eskiden Kurtuluş'tayken ortaokuldan liseye geçilirdi. Yani yolun bir tarafından öbür tarafına geçiyorsun. Yeni binalar tam ortaokuldan liseye geçerken de benim listeler asılır. İşte herkes sınıfını öğrenir. Benim adımı Hacer Armoni diye yazmışlar. Güzelmiş. Hala Hacer Ana diyenler var yani. Hayır ya o yandaki kahveci de benim galiba. Yancı da bana söylüyor. Yancı muhtemelen sensin. Niye ki? Hacer Şef'im bugün özel ve yoğun bir günün, buna rağmen vakit ayırdın. Çok teşekkür ediyorum Türev, sana da. Biz teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.